안녕하세요, 동구치. 안녕하세요, 선생님. 잘 지냈어요, 동구쯤? 잘 지냈어요. Nasılsın? Nerelerdesin ya? Hocam ne yapalım ya? İşte bir ara nezle oldum biliyorsunuz. Geçmiş olsun. Evet, Tonguç'um. Uzun süre yoktun arkadaşım. Öküz gribi olmuşum hocam. Öküz gribi. Olabilir. Beta virüsü var, gata virüsü var, alfa yani, virüsü var. Arkadaşım kuş gribi şeyler. Oldu, ben öküz gribi olmuşum. Sen doktor öküz... öyle dedi. Ben de bir şey demek diyemedim. Demek ki sana o olmuş. Belki de empati kurdu. Evet, olabilir. Şimdi Tonguç'um, eğer özlediysen Korece'yi, bugün seninle... Korece özenmez mi hocam ya? Çok güzel gerçekten ya, değil mi? Çok eğlenceli ve... Bugün sana daha değişik bir şey yapacağız. Ne yapacağız hocam? İlk defa seninle bir diyalog okuyacağız. Diyalog okuyacağız. Ben de mi konuşacağım? Evet, sen de konuşacaksın. Ben okuyacağım önce. Ardından kelimeler, harfler, Türkçesi yazmadan sen okumayı deneyeceksin. Olur mu Tonguç'um? Tamamdır hocam. O zaman ilk önce ne seviyoruz? Kore'de en meşhur şeylerden biri nedir? Alışveriş. Of be. Peki Kore'de alışveriş hem uygun fiyata hem de eğlenceli bir şekilde yapabileceğimiz neresi var? Seul'de Dongdaemun Plaza diye bir yer var. Seul'de outlet. Dongdaemun. Evet, burada böyle bir patron çarşı çıldırdı. Pazar gibi patron çıldırdı. Her şey var. Hem uygun fiyatlı ürünler var hem de daha böyle üst kalite ürünler ne de olursam, var. Ne alırsam 1 dolar. Kesinlikle öyle Tonguç'um. Dongdaemun Kore'de Seul'de alışverişin merkezlerinden biri. Eğer sen de hazırsan o zaman. Hazırım hocam. Alışverişi çıkalım bakalım. Çıkalım. Şimdi hocam. Ben okuyacağım. Kıyafetim de çok iyi değildi ama neyse, tamam. Evet, o hazırsan çıkabiliriz Tonguç'cum. Okuyorum şimdi. Senin adın Mina. Hazır mısın? Nasıl? Mina? Ben Mina mı? Ama peki neyse, ama, yapacak bir şey yok. Ama bunlar iki kız alışverişi çıkıyor. Tamam, sen de çıksam ne alacağım? Aynen, hiç aynen, doğru. Biraz zor. Tamam, ben Mina olayım. Sen Mina ol Tonguç'cum. Mina şi, onel shopping haro kaçı kalleyo? Diyorum ki Mina şi, arkadaşıma sesleniyorum. Onel bugün shopping haro. Alışveriş yapmaya, shopping, alışveriş. Kaçı, birlikte. Kalleyo, kalleyo'yu öğrenmiştik. Yapalım mı, edelim mi? Böyle bir dersimiz vardı. Unutanlar videomuza mutlaka baksınlar. Kaçı kalleyo. Minashi, bugün alışveriş yapmaya birlikte gidelim mi? Birlikte alışverişe gidelim mi? Kesinlikle. Ben ne cevap vereceğim hocam? Sen de diyorsun ki, çuayo. Çuayo. Çuayo, olur, süper. Kaçı kayo. Kaçı kayo. Çuayo, kaçı kayo. Ya Koreli kızlar böyle mi konuşuyor? Ama hocam ben bu... alışveriş biraz kokuşum, evet. Ama çok i̇çine, seviyorum çanta. İçine Tonguç kaçmış. Herkes evet böyle konuşabilir. Dikkatli olmak lazım. Tonguç da diyor ki çuayo. Çuayo ne? Bazen bir şey onayladığımızda iyi, süper, okey dediğimizde. Akar, yaparız. Olur, olur. Çuayo, kaçı kayo. Birlikte gidelim. Çuayo, kaçı kayo. Hadi gidelim çabuk. O zaman hadi gidelim Tonguç'cum. Hazırsan ama daha nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Ben sana soruyorum. Odiro kalkayo? Odiro? Nereye kalkayo? Nereye gidelim? Nereye gitmek istersin? Tabii ki bit pazarı, yani Dongdaemun. Bit pazarı değil Tonguç'um. Aslında bizim burada böyle pasajlar oluyor ya, kocaman binalar, tamamen içinde mağazalar. Pasaj mantığı. Dongdaemun'da hem böyle normal sokakta alışveriş mağazaları hem de çok çok inanılmaz böyle yüksek ve büyük binaların içerisinde binlerce küçük küçük böyle pasaj dükkanları var. O yüzden böyle Kore modasını ucuza almak isteyen arkadaşlarımız Seul'e giderse burayı ziyaret edebilirler. Bu kadar adını söyledik. Diyorum ki odiro kakkaya, nereye gidelim? Dongdaemun otteyo. Dongdaemun otteyo. Dongdaemun otteyo. Dongdaemun otteyo. Dongdaemun otteyo. Dongdaemun'a ne dersin? Dongdaemun nasıl? Aslında otteyo tek başına nasıl anlamına düşünür geliyor? Düşünür müyüz? Aynen. Dongdaemun otteyo. Koreliler birbirine sorar. Dongdaemun otteyo. Buna ne dersin? Dongdaemun'a ne dersin? Ben de diyorum ki wow, Dongdaemun çokku sayo. Dongdaemun neymiş? Çok ucuz. Hem çokku, çotta. Çotta neydi? İyi olmak, güzel olmak. Artık biliyoruz. Çuayo'daki çotta. Hem de sada. Sada da ne? Ucuz olmak. Çok güzel. Hem ucuz hem de güzel bir yer. Aynen. Sen de diyorsun ki kırom, o zaman kırom Dongdaemun'e kayo. Kırom Dongdaemun'e kayo. Ya bir şey anlaşılmıyor Tonguç'cum. Bu nasıl bir konuşma ya? Ama ben alışveriş manyağıyım hocam. Benim konu ben genelde SMS'le çıldırıyorsun ya. Peki en çok hangisini beğendin Tonguç'un şu ürünlerine? Hocam sarı beni açar. Sarı açar, yakışır. Sarı açar ama alttaki turuncu eteği beğenmedim. Onunla şunu mu matchlesek acaba? Şuradakini yani mi buraya alsak? Yani bilemiyorum. Alsak? Şu an evet. Trendleri takip etmem lazım. Tonguç'tan mix and match sırları karşımızda gerçekten harika bir ders oluyor. Çok bana trendsetter ikon olmak istiyorum hocam. Trendsetter olmak istiyorum. Ya bu arada Kore'de inanılmaz böyle ikon, böyle influencer dediğimiz böyle sosyal medya... Influencer ne demek hocam? Influencer dediğim şey sosyal medyada böyle çok popüler olan, insanların düşüncelerini, yapılarını, alışveriş kararlarını etkileyebilen kişiler. Son zamanlarda böyle Instagram vesaire gibi sosyal medya hesaplarıyla YouTube'la çok çok fazla çoğaldı aslında bunlar.
böyle insanları etki eden kişi. Korelilerde çok fazla bakabilirsiniz stillerine. Ne dedik? Tongdaemun chokgu sayo. Bakın burada da güzel bir şey var. Bir, iki şey diyorum değil mi? Hem iyi hem de ucuz. O zaman araya bu ko'yu ekleyerek hem güzel hem de ucuz anlamını katabiliyorum. Ya da V gibi. Chokgu sayo. O da diyor ki krom o zaman o halde tongdaemune kayo o zaman tongdaemune gidelim. O zaman tongdaemune gidelim. Yeah. Hazırsan gidiyoruz. Şimdi tongdaemune. Aa, esnaf abi de tam göbeği büyütmüş tam böyle. Gençler gelin bakalım. Gerçekten hadi. Gel bakalım size nasıl. Orada Türkler de dükkan açabiliyor sonuçta. Tabii yani orada belli kurallara galiba kurallar dahilinde sen de gidip orada dükkan açabilirsin. Pek çok Türk restoranı vesaire de var. Abla ayağın alışsın sana indirim yapalım gel. Türk fırını var, Türk restoranı var benim gittiğim. Bunları görmüştüm. Şimdi diyoruz ki gittik ikimiz böyle artık birbirimizi omuz omuza verdik. Çünkü karşımızda bir mağaza sahibi var. Biraz sıkı pazarlık yapmamız lazım. Diyoruz ki şurada bir elbise var. Bayağı da güzel bir elbise. İ one piece'inin olmayeyo. İ one piece'inin olmayeyo. Şimdi buradaki ilk kelimemiz i. İ bu demek. Bu gösterirken bu. One piece. One piece. One piece. Aslında bu İngilizceden geliyor. One piece. Bir parça. Bir parça. Kore'de tek böyle bütün elbiselere yani bluz böyle gibi. Bluz gibi değil de Tonguç'un böyle elbise ben de şeklinde. Sanki bluzun ne olduğunu biliyormuşum. Bunlar da kolları olsun, bu da kafası. Hop. Bunun gibi böyle tek elbiseye one piece deniyor. One piece. Tek parça. Tek parça elbise. Aynen öyle. Tuvaletimsi. Tuvaletimsi değil. Normal günlük hayatta kullandığımız daha elbise. Fazla batırmayın. Bu bayağı böyle şaşalı bir elbise. Biraz aklımızda kalsın. Ha, balık kıyafeti gibi. Tek elbise, tek şekilde normal günlük hayatta giydiğimiz tek oluyor. Tek parça elbise. Tek parça elbise. Tonguç artık ona balo mu der, ne der? Baharda bilmiyorum. Çok giyilir. Baharda giyilir, yazda giyilir. Aynen öyle. One piece'inin olmayeyo, olmayeyo, olmayeyo'yu biliyoruz. Aynen. Ne kadar, kaç para? İ one piece'inin olmayeyo diyorum. Sahip de diyor ki bana. Of 30 bin yazık çocuklara, evet, bu kadar da. Evet 30 bin won diyor. Samship chon ama böyle okunmuyor Korece'de. Sam manon diye okunuyor. Sam manon. Şimdi bu biraz farklı bir konu. Daha sonra bir gün hatta Tonguç'um sana ben Kore'deki para sistemini anlatayım. Çünkü biz mesela... Paraya para demiyorlar. Biz kesinlikle paraya para demiyorlar. 10 bin 30 bin diyoruz ya. Kore'de 30 bin demiyor da 3-10 bin diyorlar. Haydi böyle ya. Bir farklı sayı sistemi. İlla farklılık yapacaklar yani. Bunlar da neyse. Evet ama burada bence sen şu an önemli olan burada sam manon diye okunuyor bu. Won. Won Kore won'u arkadaşlar. Kore'nin para birimi won diye yazılıyor ve şurada kaç şekli, dolar ediyor? Bana önemli hocam. Bana dolardan bahsedin. Amerikan dolarıyla çok benzer. Bin won. Bin won. Yaklaşık olarak 1 USD, 1 Amerikan doları gibi düşünebilirsin. Tabii kurlar değişiyor o zaman ama 30 dolar iyi Türk gider. Lirasına, evet Türk lirasına göre daha hani kıymetli. Yani şu an bu 30 çarpı işte şu anki kurla 5,5 gibi abi düşünebilirsin. Bizim paramız daha kıymetli hocam. Biz 5 liraya 1 dolar alıyoruz. Ama orada Tonguç'um işte dediğim gibi böyle bu adlandırması farklı. Ama normalde 1 dolar bir. Evet Almanya'yla karşılaştırdığında bunu 1 dolar gibi düşünürsen yine bir işte 1 Kore doları neredeyse 5-5,5 Türk lirasına denk geliyor diyebiliriz. Bizim paramıza göre daha değerli bir para. O zaman pahalı bir elbise, 30 bin dolarlık bir elbise yani. 30 bin dolarlık değil 30 dolarlık bir elbise. Ha, 30 dolarlık, 30 bir, elbise dolarlık bir elbise diye düşünebilirsin. Şimdi biraz aklın karıştı ama bak hemen şuraya kolaylaşsın diye koydum Tonguç'um. 1, 2, 3 bunların her biri 10 bin. 10 bin dolar, ya 10 bin won aslında ama bu 10 bine ne demiştik? Bu o kadar büyük bir para değil aslında 10 dolar gibi oluyor. Manon diye okunuyor. Bunlardan 3 tane verince bu elbiseyi ha, alabiliyoruz. Paradan 3-0 atmışlar ama atmayı unutmuşlar. Gibi gibi Tonguç'um aynen öyle. Bu para olayı birazcık karışık hatta çok güzel sordun. Bu konu üzerine hemen bir ders yapalım. Senle sana parayı anlatayım. Keşke sormaz olaydım ah kafam. Ama önemli yani parayı kullanmadan nasıl yapacaksın olur mu? Haklısın. Şimdi parada anlaştık. Şimdi rengi seçelim. Birazcık renk beğenelim senle. Diyor ki sen böyle bir bakışlarını böyle bir çevirmişsin diyorsun ki pink segun issaya, pink segun issaya. Pembe siyah istiyorum. Pembe var mı diyorsun Tomcuğum? Pembe var. Pink seg. Pink. Zaten yine İngilizceden geliyor. Pink. Pink. Pink İngilizce'deki sek. Bütün sek renk anlamına geliyor. Bütün renklerin çoğu rengin sonuna ekleniyor. Pink sek issaya, issoyoyu öğrenmiştik. Var mı issaya? Pembe var pink mı? Pink sek issaya. Pink sekin issaya. Esnaf ne cevap veriyor hocam? Esnaf da diyor ki opsoyo.
Apsaya. Apsaya neydi? İssoyo'nun tam zıttıydı. Maalesef. Maalesef. Yok. Yok demek. Komjongsek. Komjongsek. Komjongsek de Tonguç'cum. Komjongsek siyah. Komjongsek man issoyo. Komjongsek man issoyo. Man ne demek? Bak yine güzel bir kelime arada. Sadece. Yalnızca komjongsek var diyor. Opsoyo. Komjongsek man issoyo. Yok, pembesi yok. Yalnızca siyah renk var diyoruz Tonguç'cum. Tamam, olur. Madem bakalım anlaşmaya varabilecek miyiz? Komjongsek'i gösteriyor bize. Siyah renkli olan elbiseyi gösteriyor. Amca diyor ki, Komjongsek do nomu yeppoyo. Diyor ki, Komjongsek do nomu yeppoyo. Nomu nomu neydi? Siyah daha zayıf gösterir, siyah alın. Öyle, doğru, öyle de yaklaşabilirdi olay ama öyle demiyor. Esnaf bu malı satması lazım, siftah yapacaklar. Haklısın ama adam da bak doğru yerden yakalıyor. Diyor ki, siyah da Komjongsek do nomu, nomu çok... Yeppoyo. Yeppoyo neydi Tonguç'cum? Güzel. Güzel. Aynen diyor ki ama siyah renk de komjongsek do nomu yeppoyo. Komjongsek olan da çok güzel. Hmm diyoruz. İkna oluyoruz. Krom. Krom. Peki o halde komjongsek으로 hana juseyo. Komjongsek으로. 으로 ne demek? İle demek. Ya da işte siyahtan, siyah ile. O zaman komjongsek으로 buraya sayı getirebiliriz. Ne kadar istiyorsak, kaç adet istiyorsak buraya adet getirebiliriz. Tamam mı? Biz bir tane alalım seninle. Hana neydi? Hana bir taneydi. 그럼 komjongsek으로 hana 주세요. 주세요 neydi? 주세요 da lütfen veriniz. Bir şey sipariş ederken, bir şey isterken oluyordu. 검정색도 너무 예뻐요. 그럼 komjongsek으로 hana 주세요. O zaman bize siyahtan bir tane verin lütfen dedik. Tamam olur, bir tane alalım. Bir tane alalım. O zaman aldık gidiyoruz. Diyoruz ki bir yere veda ederken, bu güzel, bu bunları öğrenmemiz gerekiyor. Kore'de bir yere veda ederken çıkarken ne diyoruz geride kalan kişiye? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Biz Türkçelere ne diyoruz bir yerden ayrılırken? Hadi Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık diyoruz değil mi? Giden peki o diğerine ne diyor? Güle güle diyor değil mi? Gidişin olsun, dönüşün olmasın. Gerçekten. Pardon, esnaf çok pardon. Çok yine Tonguç'tan olumlu cümleler pardon, diyoruz. Pardon, su döküyoruz hocam. Su üstüne döküyoruz. Su döküyoruz, aynen. Islanıyor üstü. Şimdi diyoruz ki Korece'de peki. Korece'de giden kişi 안녕히 계세요. 안녕히 계. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın 계세요. 계세요 burada aslında böyle saygılı bir şekilde 안녕히 mutlu, huzurlu, sağlıklı gibi. 안녕히 계세요. 계세요 kalın gibi. Yani böyle kişinin olması. To be var ya, to be fiili. Evet. Onun saygılı versiyonu gibi. Yani sağlıcakla kalın gibi diyor. O da diyor ki 감사합니다. 감사합니다. Teşekkür ederim. 안녕히 가세요. Bakın burada 계세요'ydu. Burada ka. Bu neydi? Kada fiili değil mi? Evet. Kada neydi? En iyi bildiğimiz fiil. Gitmek. O da diyor ki teşekkür ederim, sağlıcakla gidin, hani güle güle. Karşı taraf gittiği için o da öyle diyor. 안녕히 계세요. Giden kişi söylüyor. 안녕히 가세요. Geride kalan kişi söylüyor. Aa, ödüllü soru. Evet Tonguç'cum. Bugünkü dersten keyif aldın mı? Bence güzeldi hocam. Esnaf para, esnaf kıyafetler, para, pembe alışveriş. Elbise, siyah elbise. Güzeldi hocam. Sevdim. Tonguç sen de yakında bir pembe gömlek falan denemesi mi yapsın bana acaba? Yakışıyor hocam pembe gömlek ama mutlaka altın zincir takmam gerekiyor. Altın zincirim yok. Olmuyor. Ama sahte altın takabilirim böyle. Olabilir. Böyle bir milyoncudan falan alırız aynen, sana bir tane. Beni yansıtan çizgi o. Yani tarzımı yansıtan o. Belki Kore'ye gidersek stilini değiştirirsin. Aynen Tonguç'a. Herkes orada bilmezler ki Kore nedir. Ama tarz derler. Ama belki. Tarz derler. Biraz böyle bir bakarsan hani Dongdaemun'da ne var yok, bir inceleriz Tonguç'cum ya. O zaman bak madem para dedik, güzel bir soru soralım. Bundan sonraki dersimiz de para üzerine yapalım Tonguç'cum. Tamam. Kore'de bu 10.000 won yani manon, 10.000 wonlu kağıt paranın üzerinde kimin resmi vardır? Hayda. Bakalım arkadaşlarımız bu kişiyi tanıyabilecekler mi? Belki biraz küçük araştırma yapabilirler. Önemli bir kişi gerçekten Gangnam Kore Style için çok önemli. Gangnam Style henüz koymadı. O kadar milli bir değer değil ama... Bakalım bulabilecekler mi? Bu kişi gerçekten çok önemli. Yorumları aşağıda merakla bekliyoruz. O zaman annyeong. Annyeong.